yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Efendim günaydınlar. Her sabah olduğu gibi bu sabah da Ege Üniversitesi Televizyonu'nda ve Radyo Ege Kampüs frekansında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine bizlerle birlikte çok değerli öğretim üyemiz konuk. Onlar bizlere bugün KOAH konusunu anlatacaklar. Çünkü bugünün bizler için ayrı bir önemi var. Bugün ayrıca Dünya KOAH Günü. Bizler için ayrı bir önem de teşkil ediyor. Çünkü biz her sene KOAH konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ege'den sağlıkta değerli konuklarımız birlikte. Sağ olsunlar, kendileri de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Zaten tanıdığınız isimler. Şimdi fazla vakit kaybetmiyorum ve hemen kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Alev Gürgün ve Uzman Doktor Sayın Funda Elmas Uysal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli konuklarımız. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız demek istiyoruz sizlere. Çok teşekkürler konuk ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz davetiniz için. Bizler de teşekkür ederiz. Bugün bizleri tekrar KOAH konusunda aydınlatacaksınız. Gerçekten merak ediyoruz. Geçen seneden bu zamana kadar KOAH konusundaki gelişmeler nasıl oldu? Yine tedavide güncel yaklaşımlar nasıldır? Hastalarımız KOAH konusunda farkındalık açısından ne durumdalar? Merak ettiğimiz gerçekten çok fazla soru var. Alev Hocam isterseniz sizinle başlayalım. Tabii. Şöyle bir KOAH'ın tanımını tekrar sizden alacak olursak neler söylemek istersiniz? Evet, KOAH kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltılmış hali. Kronik bir hastalık, adı üzerinde süregen bir hastalık ve akciğerlerde özellikle tıkanma ile seyreden bir hastalıktan söz ediyoruz. Nasıl ortaya çıkıyor? Zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunum yollarında mikrobik olmayan bir iltihap yaratarak ilerleyen bir hava yolu hastalığına neden olmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Tabii tüm dünyada aslında çok önemli bir nüfus bu hastalığın tehdidi altında. Ancak ne yazık ki yeterince bilinmiyor. Evet. Bizlerin de amacı tabii ki herkesi bu konuda bilgilendirmek. Evet. İlerleyici bir akciğer hastalığı olduğu için de tabii hani toplumdaki kişilerin de bu hastalığın farkına vararak bir an önce doktora başvurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki hocam 16 Kasım'ı her yıl biz Dünya KOAH Günü olarak kutluyoruz. Özel bir sebebi var mı acaba? Neden bugün Dünya KOAH Günü acaba? Her yıl Kasım ayının 3. haftasında tüm dünyada aynı gün kutlanıyor. Evet. Bu sene 16 Kasım bugün olarak kutlanıyor. Tabii bu aslında farkındalığı artırmanın bir yolu. Çünkü biliyorsunuz başka hastalıklarda da belli günler var. Ve o günlerde hem Türkiye'de hem tüm dünyada bazı aktiviteler yapılıyor. Dolayısıyla bugün de bu farkındalığı artırmak üzere bir gün kutluyoruz hep beraber. Artı her yılında bir sloganı, bir teması oluyor. Özellikle işte bu sene için havamızı koruyalım ve temiz havanın önemine vurgulamak istiyoruz. Çünkü çok faktör var KOAH hastalığını oluşturacak. O nedenle bu sene hem iç ortamda hem dış ortamda temiz havanın önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Evet, bu senede çok güzel bir afişiniz var. Arkadaşlarımızdan rica edebiliriz. Afişimizi de izleyenlerimize gösterelim. Bu seneki basın bildirisinde dikkatimizi çeken bir cümle var hocam. Gerçekten çok büyük bir halk sağlığı problemi olmasına rağmen kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini, toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH'ın olduğunu, oysa 10 KOAH hastasının sadece birinin doktora başvurduğunu ve doğru tanı aldığını görüyoruz. Bu gerçekten rakamsal anlamda sanıyorum daha hastalığın çok fazla insanlar tarafından, hastalar tarafından henüz daha farkına varılamadığının sanıyoruz ki bir göstergesi. Bununla ilgili acaba bu seneki aktivitelerinizden, faaliyetlerinizden biraz bahsedecek olursak çok güzel de bir afiş tasarlanmış. Acaba neler söylemek istersiniz? Özellikle üniversitemizde bugün neler olacak? Evet.
Sizin de bahsettiğiniz gibi çok önemli bir hastalık. Yani şu anda tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında 3. sırada ve ilerleyen yıllarda daha üst sıralara gelmesi bekleniyor. Evet. Fakat KOAH belki de hani adının enteresanlığından dolayı çok fazla bilinmiyor. Astım daha çok biliniyor. İşte evet. Kronik bronşit, müzmin bronşit gibi algılanıyor ve biliniyor toplum tarafından. Ama tabii ki bu hastalığın önemi bu hastalığın kronik olmasından ve ilerleyici olmasından kaynaklanıyor. Şöyle bir algı var herkeste. İşte sigara en büyük düşmanı, en büyük tetikleyici faktör. Evet. İç ortam, hava kirliliği, pasif sigara içimi Funda Hocam bahsedecek ama bunlar hastalığın gelişimi için risk faktörleri. Fakat sigara içen bir bireyde ancak nefes darlığı ortaya çıktıktan sonra hekime gitme ihtiyacı oluyor. Mesela daha öncesinde kronik öksürük dediğimiz uzun süre öksürük başlıyor. Balgam çıkarma başlıyor. Ama ne yazık ki kişi kendini nefessiz hissettiği zaman hekime başvuruyor. Dolayısıyla evet. biraz da geç kalınmış oluyor. O yüzden hem biz göğüs hastalıkları uzmanlarının hem de tüm dünyanın hedefi sigara içen bireyler, 40 yaş üzerindeki bireyleri eğer semptomları yani şikayetleri kronik hale geliyorsa, süregen bir öksürük, nefes darlığı ve balgamları varsa bir an önce solunum fonksiyon testi yaptırmak üzere özellikle göğüs hastalıkları hekimlerine ama bir hekime başvurmalarını önemli istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu seneki temamızda da sadece sigaraya bağlı olarak ortaya çıkmadığını da vurgulamak için bir not koyduk. Bu da temiz hava. KOAH'sız bir yaşam şeklinde. Çünkü sadece sigara içimi değil aynı zamanda işte iç ortamda diyelim ki yemek pişirmek amaçlı, ısınmak amaçlı tezek, ağaç kökleri vesaire yakılması sonucu ortaya çıkan buharın kişiler tarafından sürekli solunum yollarına ulaşması ve inhale edilmesi sonucu ortaya çıkabilir. Ya da bazı endüstriyel mesleklerde işte iş kollarında ortaya çıkan dış ortam hava kirliliği, örneğin fabrikaların ortaya attığı yakıtlar ya da atıklar sonucunda ortaya çıkan inhalasyon hasarları sonucunda da bu hastalık ortaya çıkabiliyor. Yani tek etmen sigara değil. İç ve dış ortam hava kirliliği de bu hastalığa neden oluyor. En güzel örneği de tabii hiç sigara içmeyen bir kadın hastada KOAH'ın ortaya çıkması. Neden ortaya çıkıyor peki bu hastada diye baktığımızda gerçekten işte ısınma ya da yemek pişirme amaçlı bu yakıtların yakılması ve ortaya çıkan dumanın o kişi tarafından solunmasıyla ortaya çıkan bir durum söz konusu. Bu seneki temamızda bu nedenle böyle oluşturduk. Evet. Ama özellikle tabii 40 yaşın üzerinde bu süregen semptomları, şikayetleri olan hastaların mutlaka bunun bir KOAH başlangıcı olduğunu düşünmeleri ve doktora başvurmalarını istiyoruz. Evet, bazı meslek hastalıkları da sanıyoruz tabii, ki burada karşımıza mutlaka. Çıkıyor KOAH'ta. Evet, biz zaten kimlerde daha çok görülür ve risk faktörlerinin üzerinde özellikle durmak istiyorduk. Bunları da sizden öğrenmiş olduk. Peki, KOAH'ın ülkemizde ve dünyada görülme sıklığından biraz bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Her 5 kişiden biri KOAH'lı. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon insan bu hastalık nedeniyle kaybediyor. Evet. Ama ne yazık ki bahsettiğimiz nedenlerden dolayı 10 kişiden biri ya da ikisi en fazla tanı alabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de durum iç açıcı değil. Çünkü her geçen gün ne yazık ki sigara kullanımı. Aslında sadece sigara da değil, tütün olarak ifade etmek lazım. Çünkü sigara ve benzeri işte puro olabilir, pipo olabilir, nargile olabilir. Bunların kullanımı sonucunda bu hastalık ortaya çıkıyor. Ve ne yazık ki çok ciddi bir hastalık yükü ile karşı karşıyayız. Yaklaşık ülkemizde %10 ila 20 arasında değişen bir görülme sıklığı söz konusu KOAH'ta. Evet. Şimdi bulgular burada çok önemli sanıyorum. Belki başka rahatsızlıklarla da karışıyor olabilir. Tabii ki sizler daha doğru bilgi vereceksinizdir bize. Acaba ne tür bulgular gösteriyor KOAH? Ne zaman doktora başvurmalı? Evet. Şimdi biraz önce de söz etmeye çalıştım. Diyelim ki sigara içen bir kişi öksürüyor. Uzun süreli öksürüğü var. Ve bunu sigaranın sanki doğal bir sonucuymuş gibi kabulleniyor. Öyle düşünüyor. Aslında öyle değil. Erken dönemde öksürük, nefes darlığı ortaya çıkmadan önceki periyottan bahsediyoruz. Öksürük daha belirgin bir şikayet. Balgam çıkarıyor mesela bu hastalar. Nefes darlığı ortaya çıktığında ancak hekime başvuruyor. Ancak bizim amacımız tabii ki bu bulgu ortaya çıkmadan hekime başvurulması. Evet. Çünkü nefes darlığı ortaya çıktığında ve hekime başvurulduğunda akciğer fonksiyon kaybının çok daha üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Yani biraz geç kalmış bir pozisyonda olabiliyoruz. Dolayısıyla
tütün ürünü kullanan her birey eğer kronik şikayetleri varsa, öksürüğü varsa, balgam çıkarıyorsa özellikle sabahları ve nefes darlığı da öncelikle tabii nefes darlığı iş yaparken işte yol yürürken ortaya çıkıyor ama daha sonra istirahatte de ortaya çıkmaya başlıyor. Bu gibi şikayetleri varsa bir kişinin mutlaka bir öncelikli olarak göğüs hastalıkları hekimine başvurmasını istiyoruz. Bulgu olarak da baktığınızda tabii biz çoğunlukla hastanemizde ve sağlık kuruluşlarında ilerlemiş hastaları görüyoruz. Oysaki erken dönemde işte nefes darlığının ortaya çıkmasıyla beraber hastayı zaten tanıyabiliyorsunuz nefes darlığı olan bir hastayı. Evet. Ve hastalığa özgü işte akciğerlerin şişkin olmasından ötürü göğüs kafesinin büyük olması, işte sık sık bu hastaların durup nefes alma ihtiyacını hissetmelerini gözlemleyebiliyoruz bulgu olarak bunlar. Ama tabii tanı yöntemi olarak detaylı bahsedeceğiz ama mutlaka spirometri dediğimiz bir çok basit bir üfleme testinin kullanılması da öneriliyor. Evet. Şimdi izninizle Funda Hanım'a geçmek istiyorum. Tanı yöntemlerinde de kendisinden yardım alacağız. Sayın Uysal, kronik obstrüktif akciğer hastalığının tanısını nasıl koyuyoruz? Bize biraz bahseder misiniz? Teşekkürler. Koch'un tanısı ağrısız, basit, kolay bir test olan bizim spirometri ya da solunum fonksiyon testi dediğimiz halk arasında nefes ölçüm testi olarak bilinen teste konulabilmekte. Evet. Ve bu hastalığın erken tanısı hem hastalıkla ilgili sakatlık gelişim oranlarını hem de ölüm oranlarını düşürdüğünden ne kadar erken tanı konulursa bu hastalarımız için o kadar iyi. Bu nedenle Alev hocamız hatırlattı ama ben tekrar edeyim. 40 yaşın üzerinde sigara içmiş ya da içmekte olan ve öksürük, müzmin bir şekilde öksürük, balgam çıkarma ve ardından eklenen eforla gelen nefes darlığı şikayeti olan hastalarımızın bir göğüs hastalıkları hekimine giderek bu nefes ölçüm testini yaptırarak tanılarını koydurmaları çok kolay. Evet. Peki daha sonra tanı konduktan sonra tedavisi nasıl oluyor acaba? Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz KOAH'ta ve tedavisindeki güncel yaklaşımları da özellikle merak ediyoruz. Tabii ki. Hastalarımız bizim karşımıza geldiğinde ilk önce ve %85-90 nedenin sigaraya bağlı iç ortam hava kirliliği olduğunu bildiğimizden ilk önerimiz hastalarımızın sigarayı bırakması. Evet. Onun dışında maruz kalınan bir tozlu dumanlı ortam, işte tezek yakma, odun kömür sobası kullanma gibi şeyler varsa bunlardan mümkün olduğunca kaçınılması. Yine iş ortamında bir maruziyet mevcut ise muhakkak iş güvenliği önlemlerinin alınması, yaşanılan ve çalışılan ortamın havalandırmalarının çok iyi yapılmasını öneriyoruz. Onun dışında ilaç tedavisi olarak başlıca tedavimiz inhaler dediğimiz solunum yoluyla kullanılan ilaçlar. Biz bu anlamda çok şanslıyız çünkü ilaçlarımız solunum yoluyla kullanıldığından direkt olarak akciğere etkili oluyor. Ve kana karışmadıkları için de yan etki gelişme ihtimali çok düşük düzeylerde. Onun dışında tedavinin başka bir etkeni egzersiz. Evet. Biz bunu pulmoner rehabilitasyon ünitemizde hastalarımıza bu eğitimi vermekteyiz. Programımıza katılan hastaları haftada 2 gün hastanede, bir gün de evde olmak üzere haftada 3 gün bir solunum egzersizleri ve kol, bacak kaslarını güçlendirici egzersiz programı uyguluyoruz. Hastalarımıza doğru nefes almayı, doğru öksürmeyi, günlük aktivitelerini yaparken nasıl daha az nefes darlığı hissederler bu konuda yardımcı oluyoruz ve hastalarımız bundan çok memnun kalıyorlar. Program bittikten sonra da tekrar katılabilmek için başvurularda bulunuyorlar. Onun dışında hastalarımızın ideal kilolarını korumak bir amacımız da. Bunun için eğer kilosu fazlaysa hastamızın yağdan ve karbonhidrattan düşük beslenme diyetleri uyguluyoruz. Eğer ideal kilonun altında ise de yağdan ve proteinden zengin beslenme önererek yine devlet desteğinde olan beslenme solüsyonları ile beslenme destekleri sağlamaktayız. Onun dışında yeni yöntemler gelişmekte son yıllarda. Son 2 yıldan beri etkinliğinin daha fazla olduğunu bildiğimiz yeni üretilen ilaçlar mevcut. Hasta karşımıza geldiğimizde yaptığımız solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, arteriyel kan gazı ölçümlerine göre evrelendirmesini yaparak hangi ilaç
ağırlıkları kullanmamız gerekli, hangi egzersiz programını önermemiz gerekli, bunların değerlendirmesini yaparak hastalarımızı öneriyoruz. Yine son yıllarda bronkoskopik volüm azaltıcı işlemler uygulanabilmekte. Bunun için de gerekli olan hastalarımıza bilgisayar tomografi çekerek uygunsa solunuma katılmayan akciğer bölgelerini, özellikle amfizem ağırlıklı KOAH'lı hastalarımızda oluyor bu, solunuma katılmayan akciğer bölgelerini belirleyerek onları segmentler ağzına valv dediğimiz ya da tel sarmal dediğimiz koiller yerleştirerek o bölgeyi söndürüyoruz ve solunuma katılan alanların daha rahat nefes almasını, içeriye giren havanın o bölgeleri daha iyi genişletebilmesine yardımcı oluyoruz. Böylece dispneleri, yani nefes darlığı hissi azalıyor hastalarımızın ve günlük yaşamda daha fazla girebiliyorlar günlük yaşama. Sosyal aktivitelere daha fazla katılıyorlar. Yine KOAH atak geliştirme sıklıkları azalıyor. Hastanenin yatış oranları azalıyor. Depresyonları azalıyor, evet, sosyal ortamlara katılabildikleri için. Bunlar da son yıllarda olan gelişmeler. Evet. Peki tüm bu gelişmelerden yola çıkarak tedavi sonucunda tam bir iyileşme sağlanabiliyor diyebilir miyiz? Tam iyileşme hastalığın evresiyle ilgili. Erken dönemde sigarayı bırakan, önerdiğimiz inhaler tedavileri doğru ve düzenli kullanan hastalarımızda iyileşme mümkün. Ama bunun ilerleyici bir hastalığı olduğunu unutmamak gerekli. Evet. O yüzden de bu KOAH farkındalığını yaratabilmek için de bu bir hastalarla ilgili bilgilendirme toplantılarımızı, yine basınla ilgili görüşmelerimizi yapmaya çalışıyoruz ki farkındalığımız artsın. Evet. Belki bir miktar aşılamadan da bahsedebiliriz. Özellikle tabii hani kış mevsimi başlangıcında tabii enfeksiyonlar biraz daha artıyor kış süresince. Mutlaka her KOAH'lının grip aşısı yaptırmasını, her yıl yaptırmasını öneriyoruz. 65 yaş üzeri ve ağır KOAH'ı olan hastalarda da zatüre koruyucu aşısı yapılabilir. Bunlar da enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler. Yani ne kadar çok enfeksiyon geçirirse hastalarımız, çünkü KOAH'lar o kadar çok ilerliyor. Bunları da belki vurgulamak burada doğru olabilir. Altını çizmemiz gereken konulardan biri. Şimdi ilerleyici bir hastalık olmasına karşın önlenebilir diyebiliyoruz ve tedavi edilebilir bir hastalık olarak söylüyoruz KOAH'ı. Peki kronik obstrüktif akciğer hastalığından korunma nasıl olmalı? Belki de en önemli konulardan biri KOAH'ta. Korunmadan bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Ne gibi önlemler alınmalı? Tabii ki. Öncelikle nedenin iç ortam ve dış ortam hava kirliliği olduğunu belirttik. Evet. Havamızı temiz tutalım ki KOAH'tan korunabilelim. İç ortam hava kirliliğine sebep olabilecek en başlıca sebep sigara. Sigaranın kullanılmaması. İç ortamlarda kullanıldığında sadece erişkinler değil, çocukluk çağındaki kişiler de buna maruz kalıyor ve onların solunum organları daha yeni gelişme safhasında olduğu için bu maruziyetle yeterince gelişememiş de oluyor hava yolları. Yine bahsettiğimiz gibi ısınmak ya da yemek pişirme amacıyla tezek gibi biyo yakıtların kullanımı, odun kömür sobalarının kullanımı, engellenmesi, iş ortamlardaki iş güvenliğine muhakkak uyulması, iyi havalandırmaların yapılması koruyucu önlemlerden birkaçı. Yine hocamızın da değindiği gibi sık enfeksiyon geçirmek de hava volümünü azaltıyor, akciğerlerin volümlerini düşürüyor. O nedenle de yıllık grip aşılarını ve önerilen zamanlarda zatürre aşılarının yapılması enfeksiyonlardan da koruyunca mümkün olduğunca KOAH'tan korumaya çalışıyoruz hastalarımızı. Yani sadece aktif içiciler değil, aynı zamanda pasif içiciler de risk altında. Evet, kesinlikle. Ve özellikle ev içinde, özellikle de çocuklar için bu ortamı mutlaka sağlamak gerekiyor. Çünkü annesi ya da babası sigara içen çocuklarda ilerleyen dönemde havayolu hastalıkları sadece KOAH'ta değil, hem astım hem KOAH, bronşit geçirme olasılıkları çok daha yüksek. Dolayısıyla temiz bir ev içi ortamı çocuklar için daha önemli bir konu. Gerçekten gelecek nesillerimizin daha hijyen, daha temiz bir ortamda büyümesi için başta siz sayın bilim insanları olmak üzere birçok kişinin el ele vererek aslında farkındalık yaratması gerekiyor. Bizler de Ege'den sağlık olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz sizlerle birlikte. Her şeyden önce Ege Üniversitesi'nden de göğüs hastalıkları anabilim dalından da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü güzel çalışmalar, hastalarınızla birlikte
destekte gerçekleştirdiğiniz tedaviler var. Daha doğrusu tabii ki hastaya verilen bir tedavi yöntemi var ama bu bir ekip işi. Sizlerle, kliniğinizle, hastalar ve aileleriyle. Dolayısıyla biz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda KOAH için ne gibi imkanların olduğunu da merak ediyoruz. Sizlerden öğrenmek istiyoruz. Buradan izleyenlerimize ve dinleyenlerimize kliniğinizde ne gibi imkanlar olduğunu bizlerle paylaşabilir misiniz? Evet, bizim kliniğimizde bu hava yolu hastalıklarına ait farklı poliklinikler var. Tabii evet. Astım var, KOAH var. Ve Funda Hoca'nın bahsettiği gibi ilk defa pulmoner rehabilitasyon ünitesi, Türkiye'de ilk ünite 2004 yılında bizim kliniğimizde kuruldu. Evet. İlk başta tabii bu farklı bir konu gibi geldi. Yani KOAH'lı hastalar fizyoterapiyle acaba ne kadar iyileşebiliyor gibi. Fakat daha sonra tüm merkezlerde çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı ve her ünite bunu açmaya başladı, böyle bir üniteyi. Dolayısıyla uzun zamandır hani bu KOAH'lı hastaların takibi, tedavileri ve rehabilitasyon programları artı sigara bıraktırma ile ilgili aktivitelerimiz de devam ediyor. KOAH'lı hastaların tabii izlemi de önemli. Evet. Aynı zamanda sadece tabii yani belli bir grup hastanın bu kliniğe başvurusu değil ama aile hekimlerine giden bir grup hastalarımız da var elbette. Tedavilerin devamı için, sigara bıraktırma için. Aynı zamanda oralarda da bağlantı kurarak örneğin bir sigara bıraktırma için farklı kurumlara, farklı merkezlere yönlendirmeler de yapabiliyoruz. Ve böylece bir KOAH hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu aktiviteyi yani Dünya KOAH Günü hasta eğitim ve bilgilendirme toplantısını uzun yıllardır kliniğimizde yapıyoruz. Evet. Ulaşabildiğimiz her hastayı davet ediyoruz ve hastalıkları hakkında bir genel bilgilendirme yapıyoruz ve onları da broşürler, kitapçıklar veriyoruz. Böylece nasıl yönetmesi gerektiğini de kendilerine öğretmeye çalışıyoruz. Bu sene bir ilk de aynı zamanda gerçekleştirmeye çalıştık. Fizyoterapistimiz de var bu rehabilitasyon programı dahilinde. Bu hasta eğitim ve bilgilendirme toplantısına kendisini de davet ettik. En azından fizyoterapi kısmını aktif olarak ilk ağızdan öğretme şansına da sahip olacaklar. Bugün eğer imkanları varsa toplantımıza katılabilirler. Nerede olacak hocam? Kliniğinizde olacak değil mi? Kliniğimizde olacak. Evet. Eğitim bilgilendirme toplantısı. Tamam. Çok güzel. Şimdi hocam biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak ben siz değerli konuklarımızın eklemek istedikleri varsa onları almak istiyorum. Daha sonra da birlikte programımızı kapatalım istiyorum. Ben çok kısaca belki web sayfasından bahsetmek Buyurun. İsteyebilirim. Tabii üç tane solunum derneği var. Toraks Derneği de rahatnefesalmakistiyorum.com gibi bir böyle hastaların ulaşabileceği de bir şey var. Web sayfası, site evet. var. Dolayısıyla orada işte nefes darlığıyla baş edebilme yöntemleri, inhaler tedavi kullanımı gibi kendilerine yönelik yani hastalara yönelik bazı bilgiler de yer alıyor. İnternet kullanımı çok yaygın olduğu için yani sürekli ellerinde ve evet. böyle bir imkan da var. Hastalar için yapılmış hastalar bir web hastalar için sitesi, tabii değil mi? Ki. Evet hastalar için. Aynı zamanda yine bu basın bildirisinden de gördüğünüz üzere Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıkları Önleme ve Türk Toraks Derneği GARD'la ortak işbirliği içerisindeyiz evet. her zaman. Yani aslında sağlık sisteminin birçok yapı taşı diyeyim burada el ele vermiş durumda. Hastalar için bilgilendirme kitapçıkları, bazı programlar oluşturuluyor. Hatta artık işte hasta derneği kurma aşamaları da tamamlanıyor. Bu da önemli bir adım Kesinlikle. Diye düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü birebir bu hastalığı yaşayan kişilerin toplum sağlığına verecekleri hizmet en az hekimler kadar, diğer sağlık personeli kadar kıymetlidir. Dolayısıyla böyle bir adım da atılmış durumda hastalar için de daha güzel günler olacağını umut ediyoruz. Kesinlikle. Zaten artık internet erişimi 7'den evet, 70'e evet. herkesin elinin altında olduğu için bir kez daha hatırlatalım izleyenlerimize ve dinleyenlerimize. KOAH hastası olan izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz rahatnefesalmakistiyorum.com adresine girerek aklınıza takılan KOAH'la ilgili soruları birebir oradan bulabilirsiniz. Sayın hocamızın söylediği gibi aklınıza takılan her türlü sorunun cevabını bir tık ötesinde diyebiliriz, alabilirsiniz bu web sitesinden. Ve diğer konuğum Sayın Funda Elmas Uysal'a geçmek istiyorum. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz onları almak isteriz. Hastalarımızı bilgilendirme şansı verdiğiniz için, onlara bir kez daha uyarıda bulunma şansı verdiğiniz için teşekkürler. Teşekkür Tekrar hatırlatayım.
lütfen sigara içmeyin, hiç başlamayın. İçiyorsanız bırakın ve yaşadığınız, soluduğunuz, çalıştığınız ortamları temiz tutmak için gerekli önlemleri almaya gayret gösterin. Evet, havamızı koruyalım, kuahsız yaşayalım diyerek kapatalım o zaman programımızı. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar biz diliyoruz. Teşekkürler. İyi günler, çok mersi. Evet sevgili Ege'den Sağlık izleyenleri, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Alev Gürgün ve uzman doktor Sayın Funda Elmas Uysal'la birlikteydik. Çünkü bugün Dünya KOAH Günü. Bizler her zaman hocalarımızla programlarımızı yapıyoruz ama bugünün ayrı bir önemi vardı bizim için. İnşallah sizler için de bir nebze de olsa yardımcı olabilecek bilgiler vermişizdir. Farkındalığınızı bir nebze de olsa arttırabilmişizdir. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler yarın aynı saatte, saatlerimiz 10.30'u gösterdiğinde farklı bir konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz efendim. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.